10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle siyasi partilerin ilçe başkanları birer tebrik mesajı yayınlayarak kamusal bir görevi yerine getiren gazetecileri tebrik ettiler. Hadi neler yapıyoruz izliyoruz. <laughs> AK Parti Alanya Başkanı Mimar Mustafa Toklu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında basın mensuplarımızın en önemli vasıfları gücünü halktan alarak tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır. Toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynayan basın, bireyin haber alma hakkını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturmasına aracılık yapan, aynı zamanda düşünce ve ifade özgürlüğünün de en etkili araçlarından biridir. Basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmet diliyor, tüm basın çalışanlarına meslek hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karada, basın emekçileri tarih boyunca ülkemizde çok önemli görevler yapmıştır. Özellikle milli mücadele yıllarında Anadolu basını mücadelenin ateşini yakan, Cumhuriyet'in ilkelerini halka anlatan, mücadelenin tüm yurtta gelişmelerini zor şartlar altında halkın haber almasını sağlamıştır. Günümüzde yine çok zor pandemi şartlarında halkın haber alma ve bilgilendirme görevini yaparken can siperhane görev yapan, savaşta, depremde, sel salgında, bayramlarda, düğünlerde, hayatın her alanında görev yapan çalışan gazeteciler gününü kutlarım ifadeleriyle bu anlamlı günü tebrik etti. Milliyetçi Hareket Partisi İçe Başkanı Mustafa Türk ise gücünü milletten alarak mesai kavramı gözetmeden çalışan ve Türk milletinin sesi olan basın mensuplarının ağır şartlarda çalıştığının farkındayız. Gazetecilik fedakarlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi şüphesiz demokrasi haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlenir ve zenginlik kazanır. Bin bir güçlükle mesleklerini icra etmeye çalışan değerli gazetecilerimizin çabaları takdir edilmesi gereken bir durumdur. Bu anlamlı günde basın şehitlerimizi iade ediyor. Başta ülkemiz satında önemli bir yere sahip olan Alanya'mızın değerli gazetecileri olmak üzere 10 Ocak çalışan gazeteciler günü kutluyor. İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla kamuoyunun sesi olma görevini yürüten tüm gazeteci arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum dedi. İYİ Parti İçe Başkanı Alper Erkansa basın çalışanlarının gününü gazetecilik kutsal bir meslek ile bölgemizde milletimizin sesi, vicdanı olabilmeyi başarmış değerli gazetecilerimizin ve basın emekçilerimizin 10 Ocak çalışan gazeteciler günü kutlu olsun mesajıyla tebrik etti.